Çalışanlar her zaman Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi dizisinin arkasındaki hikayenin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Uzun zaman önce dizinin geleceğinde neler olabileceğini ve çok daha fazlasına dair iki güçlü açıklama ortaya çıktı. Gerçekten bu son günlerde Mucize ve ilerideki senaryolar hakkında onlarca şey öğrendik. Önümüzdeki dakikalarda bunlar hakkında konuşacağız. Bugün bu videoda size sezon 5 ve 6'yı kapsayan iki gizemli açıklamadan bahsedeceğim. Ama ondan önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bütün bunları yaptıysanız artık videoya geçebiliriz. İlk açıklamayla başlayalım. Bahsedeceğimiz ilk açıklamalardan biri Jeremy Zegg'in Marinette'in dünya çapında kayıp kıvamileri araştırmasından bahsetmesi. Hatırlarsanız bu da 4. sezon çıkmadan önce yapılan açıklamaydı ve bu açıklamanın hangi projeye ait olduğu aslında tam da belli değil. Ama bu açıklama ne anlama geliyor? Marinette tüm dünyadaki kıvamileri mi arıyor? Paris'ten neredeyse hiç ayrılmadığı için bu açıklama pek de inandırıcı gelmiyor. Öte yandan Marinette sadece Mucize özel filmlerinde seyahat etti. Şimdi bu açıklamayı ele alırsak ortaya çıkan başka bir soru Marinette'in nereye gideceği. Uğur Böceği Paris'i yalnız bırakamaz çünkü insanları gölge mod tehdidinden koruması gerekiyor. Ayrıca Uğur Böceği kıvamileri aramaya gittiyse Kara Kedi de onunla gitmeli. Bu gerçekten garip bir şey. Büyük ihtimal bu açıklama Mucize dünyasındaki filmler için ortaya atıldı. Çünkü Mucize Dünyası filmlerinin başlangıcında gösterilen introyu incelediğimizde dünyanın farklı yerlerinde mucize kutularının olduğunu görüyoruz. Marinette'in bütün ülkeleri gezmek için ne vakti, ne imkanı, ne de o kadar parası var. Annesi için çiçek bile alamıyor. Yani Jeremy bunu Şangay'daki Renglingler ve New York Special'daki kıvamiler için mi yoksa 5. sezonda gelebilecek yeni kıvamiler için mi söyledi, ben pek kestiremedim. Bu açıklamaya göre paylaşmak istediğiniz herhangi bir teoriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. İkinci açıklama. En merak uyandıran açıklamalardan bir diğeri de ister 5. ister 6. sezonda olsun önümüzdeki sezonlarda hep dizide yer alan ve sonrasında kötü adama dönüşecek bir karakteri göreceğimizden bahsedilmesiydi. Videonun başında da dediğim gibi Mucize'nin arkasındaki hikayenin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu biliyoruz. Bu yüzden müstakbel kötü adamları incelerken bütün olasılıkları göz önüne almak gerekiyor. Sizce gizli kötü adam kim? Unutmayın, ummadık taş baş yarar. Bu yüzden ben tahminlerimi yaparken Marinette ve sırları hakkında en çok bilgiye sahip olan kişilerden başladım. Marinette'e kötü adam olup ihanet edecek olan kişi Ali olabilir mi? Adrian, Felix, Layla ya da Nino? Burada kimin olabileceğine dair birçok olasılık var. Ancak bazı tutumlara dayanarak bazı hayranlar gizli kötü adamın Ali olacağını düşünüyor. 4. sezonu izleyenler ilk bölümlerde Marinette'in kimliğini en yakın arkadaşı Ali'ye açıkladığını biliyorlar. Ama bunun Marinette için gerçekten iyi bir fikir olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Ali gerçekten güvenilir biri olacak mı? Şimdiye kadar Ali Marinette'e çok kez yardımcı oldu. Hatta kendisi bile Uğur Böceği oldu. Hayranlar Ali'nin bağımsız hareketlerinden dolayı kötü adam olabileceğini düşünüyorlar. Örneğin Optigami'de Marinette arkadaşından arı ve tilki mucizesini almasını istiyor. Ancak Ali de kaplumbağa mucizesini yanına alıyor. Halbuki Marinette bunu istememişti. Bu onun büyük bir hata yapmasına ve gölge mota karşı neredeyse kaybetmelerine neden oldu. Diğer bir bölümde Alya'nın tekrar bir kahraman olduğunu görüyoruz. Ama bu sefer farklı bir kostüm giymek zorunda kaldı. Çünkü kimse tarafından keşfedilmemesi gerekiyordu. Özellikle gölge mod tarafından. Bu yüzden kostümünü değiştirdi ve kahraman adını Rena Furtive yaptı. Bunun sonucu olarak Alya Marinette'in çifte hayatıyla karşı karşıya olduğu yükün aynısını kendisinde hissetmeye başlıyor. Aynı zamanda Marinette ısrarla Alya'dan bunu bir sır olarak saklamasını istiyor. Alya'nın Rena Furtive olmayacağını söyleyerek herkese yalan söylemesi gerekiyordu. Ancak Alya için Nino'ya yalan söylemek çok zor. Nino'nun Alya'nın kendisini Kara Kedi ile aldattığına dair olan güvensizliği, Adrian'a kendisinin Carapace ve Alya'nın Rena Rouge olduğu gerçeğini açıklamasına neden oldu. Ayrıca bölümün sonunda Marinette'in haberi olmadan Alya, Nino'ya hala Rena Furtive olduğunu açıkladı. Çünkü ona göre erkek arkadaşından sır saklamaması gerekiyordu. Ve şimdi Alya'nın en iyi arkadaşı Marinette'in Uğur Böceği olduğunu Nino'ya açıklaması çok büyük sonuçlara sebep olabilir.
Nasıl mı? Kuklacı 2 bölümünde Nino'nun yalan söylemeyi beceremediğini biliyoruz. Ama tabii ki Dahlia'nın Marinette'i Nino'ya açıklayacağını sanmıyorum. Bunun çok tehlikeli olduğunu biliyor. Diğer bir şüphelimiz Luca. Luca'nın hem Uğur Böceği hem de Kara Kedi'nin kimliğini bildiğini unutmamalıyız. Akumalanması durumunda Gölge Mata Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin kimliğini açıklayabilir. Tabii ki Uğur Böceği ciddi tehlike altına girer. Ve sırrını açıklayarak kendisine ihanet edenin Ali olduğunu düşünecektir. Çünkü bildiğiniz gibi Marinette için kimliğini bilen tek kişi Alya, Suhan, Kvamiler ve Banix. Yani Marinette'in Luca'dan haberi yok. Dizinin ipuçlarına baktığımızda ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Marinette'in his baloncuk bölümünde gördüğü kabusu da hatırlamalıyız. Alya'nın Uğur Böceği'nin kim olduğunu herkese açıkladığı sahneden bahsediyorum. Hatta sonrasında Gölge Moth geliyor ve mucize kutusunu alıyor. Marinette'in rüyası aslında geleceği belirtiyor olabilir mi? Gölge Moth değilse bile... Ama yine dediğimiz gibi Alya'nın bunu yapma ihtimali çok ama çok düşük. Bir sonraki şüpheli kişi Felix. 4. sezon finalinde Felix'i köpek mucizesiyle göreceğimizi biliyoruz. Tabii ki yanlışlıkla alacak. Ama bu Gölge Mot'un son saldırısı olduğundan Felix'in aynı amaçla yani Emily'i hayata döndürmek için Gölge Mot'tan mucizeleri çalacağını hissediyorum. Felix ve bu ihtimal hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dizinin bir sonraki kötü karakteri Chloe Bourgeois. Chloe hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Onun nasıl olduğunu zaten biliyoruz. Sezon 2'de gözümüze girse de sezon 3'ün sonunda Uğur Böceği'ne ihanet etti. Kötü adam olması çok olası. Çünkü kötü karakterin tüm özelliklerine sahip. Elimizdeki diğer ve üçüncü seçenek ise Layla Rosie. Bu kızın tanıtılmaya ihtiyacı yok. Herkes onun kim olduğunu zaten biliyor. Uğur Böceği'nden resmen tiksiniyor. Onu yok etmek için Gölge Mot'un tarafına bile katılabilir. Hatta Uğur Böceği'nin Marinette olduğunu bilse onu daha çok yenmek isteyecektir. Çünkü ikisinden de nefret ediyor. Açıkçası Layla iyi bir süper kötü olurdu. Bence kötü karakter olarak en çok sahneyi hak eden kişilerden biri. Ancak dizinin 15 yaşındaki bir çocuğu şehri yok eden süper kötü ve geleceğin gölge motu olarak göstermesi ne kadar mantıklı tartışılır. Ama bu dizide her şey olabilir. Çünkü özellikle dizide önceden var olan birilerinden bahsediliyor. Ve Layla'nın her sezon dizide yer alması da bu ihtimali arttırıyor. Ama bu sefer de şöyle bir zıtlık çıkıyor. Layla diziye zaten kötü biri olarak girdi. Evet, bana yorumlarda kimin sıradaki Gölge Mot olacağını söylemenizi istiyorum ve cevabınızı yorumlara bekliyorum. Şimdi 5. sezona sadece 3-4 ay kaldı çünkü 5. sezonun yazın geleceği söylendi. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.